Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugünkü konuşmamda yazılarımda hep sıkça sözünü ettiğim endüstriyel cehalet kavramından söz etmek istiyorum. Bazen endüstriyel dogmatizm de diyorum. Bu arada benim adım Tunç Ali Kütükçüoğlu. İnternette ekonomi ve çevre ile ilgili yazılar yazıyorum. Google'dan ararsanız ekonomi ve çevre diye adımı da ekleyerek Tunç Ali beni bulursunuz. Endüstriyel cehaletten kastettiğim genel olarak felsefe, sanat ve ekoloji fakiri modern eğitimle şekillenmiş beyinler. Ben bu modern eğitim tarzını endüstriyel eğitim diyorum. Bunu daha iyi anlatabilmek için birkaç örnek vermem lazım. Birisi kendi hayatımdan. Bu örneklere daha geleceğim. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim. Şirketlerin ihtiyaç duyduğu insan tipi böyle bir şey. Yani işini yapacak, fonksiyonunu yerine getirecek ama daha fazlasını sorgulamayacak. Bu işi ben neden yapıyorum? Kimlere hizmet ediyorum aslında? Veya ben bu işi seviyor muyum? Benim hayatıma bir anlam katıyor mu? Böyle şeyleri sorgulamayacak. Kariyer bağımlısı olmak, yani bütün o kariyerin işte CV, hayat hikayesi, prestij kaygıları, aman şu işi yapayım veya yapmayayım, CV'mde iyi gözükür, kötü gözükür, bu tür bağımlılıklar. Kartındaki işte müdür yazsın veya bir bölüm yöneticisi yazsın, bu tür payelere aşırı bağımlı olmak. Sonra böyle şık ve resmi giyinmek, şık bürolardan etkilenmek veya içi boş olduğu halde şık toplantı salonlarından etkilenmek, böyle kendini önemli bir insan gibi hissetmek. Bunların hepsi paketin, yani bu endüstriyel cehalet paketinin parçaları. Endüstriyel cehaletin çok önemli bir parçası da ekolojik cehalet. Yani bu öyle bir cehalet ki üretim denince aklınıza sadece şirket üretimi gelecek. Örneğin doğanın üretimi gelmeyecek. Örneğin denizler balık üretir en basiti. Veya bütün doğayı, ekosistemi dikkate alın. Bu ekosistem size yumuşak bir iklim üretiyor. Doğanın üretimine ve teknolojilerine binlerce örnek verilebilir. Ama öyle bir eğitim almış olacaksınız ki üretim ve teknoloji denince aklınıza sadece şirket gelecek. Doğa gelmeyecek. Bu eğitim genelde şöyle bir şey. İlkokuldan başlarsınız. İlkokul daha böyle geniş bakışlı, temel bir eğitimdir. Sonra ortaokuldan, liseden başlayarak beyniniz daraltılır. Yani ileride yapacağınız fonksiyona yönelik olarak ilkokulda, lisede ve üniversitede beyniniz daraltılır ve sadece yapacağınız işe odaklanmanız sağlanır. Endüstriyel eğitimi anlamak için bence Adolf Eichmann'ı anlamak gerekir. Bu bir Nazi bürokratı. Döneminde, yani o Nazilerin İkinci Dünya Savaşı döneminde Avrupa'daki bütün tren ağından sorumlu yüksek düzeyde bir bürokrat. Hatta bu konuda da bir yazım var. İnternette ararsanız bulursunuz. Tarihte Adolf Eichmann vakası ve endüstriyel eğitim diye. Bu hikaye özetle Adolf Eichmann o kadar yetenekli bir teknisyendir ki bu bütün tren ağlarının sorunsuzca tıkır tıkır işlemesini sağlar. Hem de bütün Avrupa'da saat gibi ve Avrupa'nın her yerinden Yahudiler
Bu tıkır tıkır işleyen tren yolları sayesinde sığır vagonlarında Doğu Avrupa'daki toplama kamplarına taşınırlar. Ve sonra bu toplama kamplarında ne olduğunu biliyorsunuz. En vahşi yöntemlerle gaz adalarında bu Yahudi, Musevi asıllı insanlar katledilir. En sapık tıp deneylerinden geçirilir. Aklı hayale gelmeyecek işkencelerden geçirilir. Ve sonra bu toplama kamplarından çok küçük bir azınlık sağ çıkabilir. İşte Adolf Eichmann bütün bu insanların o Doğu Avrupa'daki toplama kamplarına taşınabilmesini sağlayan tren yollarından sorumludur. Dediğim gibi son derece yetenekli bir bürokrat. Teknik anlamda diyorum. Sonra savaştan sonra birçok Nazi gibi Adolf Eichmann Güney Amerika'ya, Arjantin'e kaçar. Ama sonra galiba İsrail ajanları tarafından bulunur ve İsrail'e getirilir. En iyisi burada kendi yazımdan ilgili bölümü okuyayım. Yazının adını tekrar söyleyeyim. Google'dan ararsanız. Soru sormayan adam Adolf Eichmann. Tarihte Adolf Eichmann vakası ve endüstriyel eğitim. Şimdi yakalandıktan sonra oradan devam edeyim. Savaş sonrası birçok Nazi gibi Arjantin'e kaçan Eichmann, İsrail gizli polisi Mossad tarafından 1960'ta Buenos Aires'te yakalanır ve yargılanmak için İsrail'e getirilir. İsrail'de filozof Hannah Arendt, Eichmann vakasıyla özel olarak ilgilenir. Akıllardaki soru şudur. Bu nasıl bir insan, nasıl bir manyak, nasıl bir sadist olmalıydı ki gözünü kırpmadan yüz binlerce insanı ölüme taşımış olsun? Mahkeme süresince Eichmann'ın kişiliği filozof Arendt ve uzman psikologlar tarafından bilimsel anlamda incelenir ve ortaya herkesi şaşırtan bir sonuç çıkar. Eichmann hiç de tahmin edildiği gibi manyak veya sadist birisi değildi. Hatta Eichmann'a tipik bir Nazi bile denilemezdi. Çünkü bir kere ırkçı değildi. Yahudilere karşı patolojik bir nefret ve düşmanlık hissetmiyordu. Toplama kamplarına bir kez bile gidip bakmamıştı. Çünkü orada olan bitenleri merak etmiyor. Aklını ve vicdanını yormamak için bilmemeyi tercih ediyordu. Yani gözden ırak olan gönülden de ırak olur hesabı. Eichmann'ı tanıyan ona kötü bir insan bile demezdi. Ancak Eichmann'ın onu en kötü insanlardan bile tehlikeli yapan bir özelliği vardı. Soru sormuyor, düzeni sorgulamıyordu. İşte can alıcı cümle burası. O sadece örnek bir bürokrat ve teknisyen olarak kendisine verilen görevleri harfi harfine yerine getiriyordu, o kadar. Yapılan kişilik testleri çok iyi bir teknisyen olan Eichmann'ın hayal gücünün zayıf olduğunu ortaya koymuştu. Tahmin edileceği gibi Eichmann gençliğinde tamamen teknik eğitimine odaklanmış, felsefe, sanat, edebiyat gibi hayal gücünü zenginleştirecek boş işlerle uğraşmamıştı. Burada boş işler tabii ünlem işareti içinde. Kime ve neye hizmet ettiğini sorgulamayacak kadar muhafazakâr bir teknisyen olan Eichmann aslında son derece sıradan bir insandı. Eichmann'ın yerinde olsalar aynı şeyleri yapacak daha binlerce, milyonlarca insan vardı. Yani şöyle düşünün, bir sürü, yani burada bir parantez açıyorum yazıya. Bir sürü büyük tekerlerde çalışan insanlar var. Örneğin yatırım tekerleri, sanayi tekerleri, örneğin bu gıda firmaları, GDO'lu tohumlar yapan gıda firmaları. Bu firmalarda çalışan insanların neredeyse hepsi saygın birer çalışan olduklarına inanıyorlar. Yani bunlar dürüst insanlar. Ama o şirketlerin
nerede, nelere yol açtığını sorgulamayacak kadar da muhafazakar insanlar. O sorgulamamak onların vicdanını rahat tutuyor ve böylece dürüst insanların da kötü işlere alet olmasına imkan veriyor. Şimdi yazıya devam ediyorum. Mesele de işte burada. Eichmann nasıl bu kadar sıradanlaşmıştı? Sıra dışı teknik bilgisi ve becerisi olan bir insanda neden hayal gücü, sorgulama yeteneği ve cesareti bu kadar güdük kalmıştı? Cevap basit. Dar bakışlı uzmanlığı yücelten endüstriyel teknik eğitim sayesinde. Endüstriyel eğitimin amacı insanın doğasına aykırı ve sevimsiz, renksiz işleri isyan etmeden yapabilecek, kime ve neye hizmet ettiğini sorgulamadan yıllarca sıkılmadan veya sıkılsa bile sıkıldığını fazla belli etmeden çalışabilecek muhafazakar teknisyenler yetiştirmektir. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Endüstriyel eğitimin amacı geçinebilmek için renksiz, sevimsiz ve tek düzey işlerde çalışmanın hayatın kaçınılmaz bir gerçeği olduğunu küçük yaştan çocukların kafasına kazımaktır. Bu yüzden de renksiz, sevimsiz ve disiplinli, bol angaryalı okullara ihtiyaç vardır. Burada Avrupa'nın yöntemi çok akıllıca. Yine parantez açıyorum. Avrupa tarzı eğitimde. Böyle kurbağayı ısıtır gibi yavaş yavaş dozu arttırıyorlar. Örneğin ilkokullar çok böyle sevimli şirin gözüküyor. Çok fazla ödev verilmiyor. Sınıflar süslü böyle hayvan desenleri var. Pencereler süslü. Böyle ilk bakınca sevimli, eğlenceli bir yer gibi gözüküyor. İlkokul öyle de çok fazla daraltmıyorlar çocukları. Böyle yavaş yavaş o daraltma işlemi yani bir tür evcilleştirme. Yani dar alanlarda bol angaryaya alıştırma. Çünkü bu dar alan endüstrinin felsefesi. Herkes kendi işini yapacak. Uzman olduğu yani odaklandığı alanı ve sıkılmadan yapacak. Oradaki zihin hamallığına razı olacak. Bu zihin hamallığını çocuklar yavaş yavaş kurbağayı ısıtır gibi böyle ortaokulda, lisede, üniversitede dozu yavaş yavaş arttırarak alıştırılıyorlar. Bir yandan zihin hamallığının dozu arttırılıyor, bir yandan da odak daraltılıyor. Çünkü bir ilkokul çocuğuna dar bir odakta çok uğraşmak sıkıcı gelir, tahammül edemez. Bu evcilleştirme sürecinin zamana yayılması gerekir. Parantezi kapatıyorum. Yazıya devam ediyorum. Özetle, endüstriyel eğitimin amacı insanları ideallerinden, duygularından ve zevklerinden arındırarak uzman robotlara dönüştürmektir. Çünkü endüstriyel düzen çarklarını döndürebilmek için filozof ve sanatçılara değil, belli alanlarda uzmanlaşmış robotlara ihtiyaç duyar. Devam ediyorum. Felsefe, sanat ve sporla uğraşıp çok yönlü bir eğitim almış gençleri, sanayinin, banka ve sigorta şirketlerinin sevimsiz bürolarında uzun süre çalıştıramazsınız. Dolayısıyla endüstriyel eğitimin gençlere bir yandan teknik bilgi ve beceriler kazandırırken, bir yandan da estetik zevkleri, özgür düşünceyi ve hayal gücünü törpülemesi gerekir. Burada da bir parantez açayım. Estetik zevkleri köreltmenin bir yöntemi de insanları şehir yaşamında doğadan uzak tutmaktır. Bundan Konrad Lorenz de bahseder, davranış bilimcisi. Çünkü estetik zevklerimizde müzikten resime kadar ilham aldığımız en önemli yer aslında doğa. Doğada gördüğümüz görüntüler, doğadan duyduğumuz sesler. Dolayısıyla bu estetik zevkleri köreltmek için çocukları doğadan da uzak tutup bol betonlu ve köşeli ortamlarda yetiştirmekte yarar var. Yarar var derken tabii insanlık açısından demiyorum, endüstri açısından diyorum. Devam ediyorum. Bu cümle de çok can alıcı bence. Bu konuda endüstriyel eğitim, yani bu konuda derken
estetik zevkleri, özgür düşünceyi ve hayal gücünü törpülemek. Biraz zaman girdi tabii, unutulmuş olabilir. Bu konuda endüstriyel eğitim oldukça kurnaz davranır. Örneğin sanatı açıkça kötülemez, hobi olarak kategorize ederek ikinci plana atar, önemsizleştirir ve kadük eder. Şimdi ikinci plana atıyor, hobi diyor. Öte yandan da muhafazakar anne babaların, ailelerin çocuklara sıklıkla verdiği öğütleri hatırlayın. Evladım sorumluluk sahibi ol, evladım önce ders sonra hobi, evladım sonra sorumluluk sonra hobi. Böylece zamanın önemli bir kısmı derslere ve sorumluluklara ayrılacak. Sorumluluk derken endüstriyel eğitimin belirlediği sorumluluklar. Hobiye zaman kalmayacak. Böylece hobi denilen önemli yetenekler, yani sanat, felsefe, özgür düşünce ustalıkla açıkça kötülemeden köreltilmiş olacak. Bu Avrupa'da da özellikle İsviçre'de çok iyi kullanılan bir yöntem. İsviçre'de endüstri, sanayi, finans tıkır tıkır işler ama İsviçre'den bilmiyorum bir sanatçı, bir yazar çıktığını pek duydunuz mu? Çıkmaz. Çünkü İsviçre muhafazakar bir ülkedir. Özellikle bu endüstriyel eğitim işini çok iyi başaran bir ülkedir. Yani ilkokullar sevimli, sonra beyinler yavaş yavaş daraltır. Buradaki endüstrilere uyumlu bir hale getirilir. Bundan sonra İsviçre vakasından sonra tekrar kendi hayatımdan bir örnek vereceğim. Devam ediyorum. Ancak arada az da olsa derslerinin yanında veya derslerine rağmen kendi bireysel girişimlerinden ödün vermek istemeyen felsefe, sanat veya spora meraklı öğrenciler çıkacaktır. Endüstriyel düzende sürekli maraza çıkaracak bu çiban başları nasıl yola getirilecektir? Burada da endüstriyel eğitimin derin kurnazlığı devreye girer. Öğrencileri ödev ve angaryaya boğarak bireysel gelişime zaman bırakmaz. En basiti, Türkiye'de örneğin gençlerin bütün enerjisini ve zamanını çalan üniversite sınavlarını düşünün. Bu bir at yarışı gibi. Sizin beyninizi ve zamanınızı çalar ama öğrendiğiniz bir yığın bilgi sonradan hiçbir işinize yaramaz. Bazen üniversitelerin girişimci ve yaratıcı gençler yetiştirmeyi hedeflediğini duyarsınız. Ancak burada kastedilen endüstriyel dar anlamda girişimcilik ve yaratıcılıktır. Örneğin yaratıcılık derken kastedilen felsefe, sanat veya edebiyatta özgün eserler vermek değil, endüstriyel tekellere para kazandıracak yeni alet edevatlar ve servisler geliştirmektir. Sanki hayatımızda şimdiden yeterince alet edevat yokmuş gibi. Burada da bir parantez açayım. Bu endüstriyel eğitim almış insan tipinin CV yani hayat hikayesi bağımlılığından iyi bir maaş kölesi olmak için söz etmiştim. Bir de aferin bağımlılığı da çok önemli. Aferin derken yani ödül, prestij vesaire gibi şeylere bağımlı olmak. Mühendisler veya bilim insanları örneğin bu tekellere para kazandıracak buluşlar yapmak konusunda gaza getirilmek için onları gaza getirmek için bu buluşlar yapmaya bir yaratıcılık payesi biçilir. Böylece onurlandırılır. Halbuki ben 20-30 yıllık meslek hayatımda epeyce bu konuyu inceledim. Bu teknolojik buluşlar çok ender yaratıcılık gerektiriyor. Bazen belki ama esas gerekli olan şey bu tür tekelci teknolojiler için çok iyi bir örgütlenme, disiplin ve zihin hamallığı. Yani zihin hamallığı derken örgütte bir sürü dar odaklarda çalışacak endüstriyel insan tipine ihtiyacımız var. Bu örneğin suni zekada da böyle, yazılımda da böyle veya
tıp veya kimya endüstrisinde de böyle. Yazımdaki son paragraf sözünü ettiğim ekolojik cehaletle ilgili. Üretim denince de sadece şirket üretiminin akla gelebilmesi için doğanın yani ekosistemin temel üretici olduğunun mutlaka gözden kaçırılması gerekir. Bunun için de alet edevat teknisyenliği yani teknoloji ön plana çıkarılırken ekolojik cehaletin bütün eğitime hakim olması sağlanır. Bu ekolojik cehalet dediğim şeyin eğitime nasıl hakim olur? İlkokuldan itibaren. Örneğin çoğumuza ilkokuldan itibaren öğretilen bu gelişmiş ülke, geri kalmış ülke veya gelişmekte olan ülke kavramları var. Klasik iktisattan gelen. Gelişmiş ülke deyince şöyle bir resim çizilir çocukların kafasında. Bol alet edevatlı, örneğin Amerika veya Almanya'daki gibi işte yollar, arabalar, trenler, binalar. Ya tamamen insan üretimi tesislere ve alet edevatlara odaklanmış ve bunların bol miktarda bulunduğu bir yaşam tarzı. Yani doğası güzel, doğayla uyum içinde bir yaşam tarzı, felsefe, sanat, müzik, edebiyat bunlar değil de bu tür tesisler ve alet edevatlar ön plana çıkarılır. Tabii bunlar sürekli ön planda olunca insanın beyninde doğanın yeri sürekli geriler ve küçülür. Zaten yaşam tarzımız yani şehirdeki bu bloklardaki yaşam tarzımız bizi doğadan koparıyor. Bir de eğitim de doğadan koparılınca beynimizdeki doğanın yeri de gitgide küçülüyor. Daha büyük yer insan yapımı alet edevatlara ve tesislere ayrılıyor. Bu öyle bir şey ki örneğin teknoloji deyince aklımıza sadece insan teknolojisi geliyor. Doğanın teknolojileri gelmiyor. Örneğin hep bahsettiğim bir konu en iyi su arıtıcıları bitkiler. Doğada da su böyle arıtılıyor. Bitkiler arıtıyor suyu. Ama arıtım teknolojisi deyince aklımıza bitkiler gelmiyor. Daha çok insan yapımı filtreler geliyor. Veya bir balık üretim teknolojisini düşünün. Korkunç bir teknoloji. Yani bu denizlerdeki ve göllerde doğanın kendi kendine hallettiği komple bir teknoloji. Bu balıkların beslenmesi, hastalıkların elenmesi, balıkların üretilmesi, bütün bu sorunları o ekosistem kendi içinde çözüyor. Üstelik evrimsel bir şekilde, evrimsel bir dengeyle, sürdürülebilir bir dengeyle. Bu aynı zamanda sürdürülebilir bir teknoloji. Ama biz okullarda doğanın sürdürülebilir teknolojileri diye bir şey öğrenmiyoruz. Veya sürdürülebilir doğa teknolojisi, sürdürülemez tekelci teknoloji gibi kavramları öğrenmiyoruz. Teknoloji deyince aklımıza tamamen şirket ve insan teknolojisi geliyor. Örneğin bu ekolojik cehalet. Ama öyle bir ekolojik cehalet ki bilinç altına işlemiş bazı şeyler aklımıza bile gelmiyor. Aynı şekilde ekonomik kalkınma deyince aklımıza böyle doğası daha güzel, daha temiz, daha sağlıklı bir yerde, bol kültürlü, işte bol felsefe, edebiyat, tiyatro, sinema gibi şeylerle dolu bir yaşam tarzı değil de öncelikle binalar, arabalar, son model cep telefonları insanların çoğunun aklına böyle bir şey geliyor. Bu da ekolojik cehaletin bir dışa vurumu. Ama bu tabii ki şirketlerin, büyük tekellerin çok çok işine gelen bir ekolojik cehalet. Konuşma biraz uzadı ama öyle olacak. Ne yapayım? Kendimden bir örnek vereyim. 2004 yılından itibaren ekonomi eğitimine paralel olarak Zürih Üniversitesi'nde, İsviçre'de
Bir finans eğitimine başlamıştım. Bu uzaktan eğitim, CFA deniyor. Chartered Financial Analyst, yani finans analisti veya danışmanı. 3 yıl sürüyor. Tabii bütün sınavları geçerseniz 3 yıl sürüyor. 3 tane sınav var. Arka arkaya yılda bir yapılan. Bir sınav 6 saat sürüyor. Müthiş bir angarya. Yani bir sınavı geçmek için bir sürü kitap okumanız gerekiyor. 3 sınavı geçerseniz bu sertifikayı almayı hak kazanıyorsunuz. Ben de 2004 yılında bu eğitime başlamıştım. Çünkü o zamanlar kafamda böyle bir düşünce vardı. Acaba daha soyut bir işte mi çalışsam? Hani finansal analist, danışman, matematikle ilgili. Kafamda böyle canlandırmıştım o zamanlar. Bu eğitime başlamıştım. Sonra her sınava bayağı çok böyle 3-4 ay çalışarak, çünkü korkunç bir bilgi yığını. Yani bana çoğu safsata gelen, biraz matematik de var ama çoğu bence safsataydı. Uygulamaya dönük. Ama o sınava çalışanların bayağı ciddiye aldı, böyle bilim zannettiği. 3 sınavı da geçtim tak 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 hiç kalmadan. Ki bu iyi bir performans. Çünkü her sınavda %60 eleniyor. Hiç kalmadan, yani bir sınavda bile kalmadan hepsini tak 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 3 yılda geçenlerin oranı herhalde %10-15 arası, fazla değil. Ve hiç kalmadığıma da çok sevmiştim. Çünkü angarya yüklü olduğu için her sınav, tekrarlamak zorunda kaldığım zaman tabii en baştan hepsini ezberlemek zorunda kalacaktım. Bütün sınavları geçtikten sonra 2004, 5, 6, galiba 2007 veya 8 yılında sertifikayı almaya hak kazan herkesi büyük böyle lüks bir salona davet ettiler İsviçre'de. Bana da geldi davet. Gittim işte, bir gün büyük bir salonda herkesi toplamışlar ve sadece ekonomiden değil, çok farklı meslek gruplarından da orada insanlar vardı. Fizikten var, matematikten var, mühendisliklerden var. Çünkü böyle prestijli sayılan bir eğitim o dönem. Bugünlerde nasıl bilmiyorum. Sonra toplantıda konferans başladı. Bir tane Amerika'dan gelmiş bir konuşmacı çıktı. Yatırım etiği aşağı, yatırım etiği yukarı. Yani bu CFA organizasyonunun etik değerler derken yatırım etiğine ne kadar önem verdiğini uzun uzun anlatıyor. Sınavlarda da vardı %15 kadar yatırım etiğiyle ilgili. Yani yatırım etiği derken daha çok işte bir danışman olarak önce müşterinin yatırım imkanlarını öncelik vereceksin. Başka yatırım planlarını kopyalamayacaksın vesaire, bu gibi konular. Bayağı da detay senaryolar vardı. Yani o da bir zihin hamallığıydı sınavda. Çok detaylı senaryolar. İşte şu durumda ne doğrudur, ne yanlıştır. Ama hep böyle müşterinin haklarını önce korumayla ilgili. Konuşma başladı. Yarım saat etik anlatıldı. Herkes de saygıyla dinliyor. Benim aklıma şöyle bir soru geldi. Sadece o anda değil, önceden de gelmişti ve konuşmacının sözünü kesip sordum. Bir soru sorabilir miyim dedim. Tabii dedi. Madem bu kadar etiğe önem veriyorsunuz, bütün bu CFA müfredatında etik değerler de dahil olmak üzere tek bir kelime sosyal kriterlerden söz edilmiyor. Ekolojik kriterlerden, yani çevreye saygıdan söz edilmiyor. Yani bir yatırım yaparken sosyal kriterleri göz önüne alıyor musun? Çevresel kriterleri göz önüne alıyor musun? Tek bir kelime yoktu. Abartmıyorum. Aradım. Yani bütün CFA müfredatında bu konularda tek bir kelime yoktu. Kelimesi geçmiyordu. Bu soruyu sordum. Neden bunlardan söz edilmiyor diye. Salonda bir sessizlik oldu. Baya böyle 5 dakika bir sessizlik. Herkes bana tuhaf tuhaf bakıyor. Bu adam uzaydan mı geldi, komünist mi,
marazamı çıkarmak istiyor diye bana tuhaf tuhaf bakıyorlar. Konuşmacı da bir cevap vermedi. Hatta idareten bile böyle hani yarım ağız bir cevap bile vermedi. 5 dakika sessizlik. Ondan sonra 5 dakika geçtikten sonra soruma cevap vermeden konuya devam etti. Ondan sonra konuşma bitince arada geldi bana konuşmacı dedi ki bunu en iyisi siz CFA yönetimine yani Amerika'daki yönetime sorun dedi. Ben dedim peki soruma niye cevap vermediniz? İşte bilmediğim için diyecek bir şeyim yoktu dedi. Çünkü yanlış bir şey söylese veya aptalca bir şey söylese biliyor ki yeni sorularla konuyu deşeceğim. İyice kötü bir durumda kalacak orada. Ve tahminen bu tip sorular CFA'ya gelmiş başka yerlerden. Ama verecek doğru düz bir cevapları yok. O yüzden de hani yanlış bir şey de söylemek istemiyorlar. Çünkü başları daha çok derde girecek. Ama esas ilginç olan oradaki insan tipleri. Yani farklı bölümlerden gelmiş orada 200-300 kişi vardı. Sadece ekonomiden, işletmeden değil, başka bölümlerden de vardı ve hiçbiri buna benzer bir soru yöneltmedi ve benim sormamı da çok garipsediler. Halbuki bana göre çok normal bir soruydu. İşte endüstriyel insan tipinden kastettiğim biraz da oradaki insanların tipleri. Ya bu öyle bir insan tipi ki görünürde eğitimli, teknik konularda eğitimli. Örneğin bu PISA vesaire gibi puanlama sistemlerinde eminim ortalamanın üstü puan alacak kadar eğitimli insanlar ama belli konularda da son derece eğitimsiz ve duyarsız. Örneğin çoğu edebiyat, sanat gibi konulara ilgisiz. Sürü psikolojisine çok meyilli. Örneğin Dubai popüler olur bir tatil yeri olarak. Hepsi birden gider o beton yığınına. Ondan sonra döndükleri zaman vay işte Dubai'de ben şunu yaptım, bunu yaptım. Yüksek derecede bir sürü psikolojisi. Aynı şey tüketim alışkanlıklarında da var. Mesela bir araba modeli moda olur. Hepsi aynı modele üşüşür. Ama bunun yanında işte felsefeymiş, edebiyatmış, müzikmiş böyle şeyler yok. Veya çevre duyarlılığı yok. Biraz sorguladım. Ekoloji bilgisi de çok zayıf. Yani o lisedeki, üniversitedeki gerekli bilgiler tamam var ama onun dışında bir doğa kültürü yok. Merak edip de örneğin David Attenborough gibi insanların doğa belgesellerini izlememişler. Merakları farklı yönlerde. Dediğim gibi işte bu lüks arabalar, lüks tüketim malzemeleri, prestij görüntüsü verecek lüks eşyalar, böyle şeyler. O toplantıdan sonra ilk başta adını koyamamıştım. Ya bu nasıl bir cehalet? Çok değişik. Aslında çok da değişik değil. Yaygın olarak bulunan ama adı konmamış bir cehalet türü. O zamanlardan başlamıştım bunu düşünmeye. Sonradan ben bu cehalet tahammül edemediğim için finanstan çıktım. Bütün sertifikalarımı falan da geri verdim. Sonra geçimimi matematiksel yazılımlar yazarak sağlamaya başladım. O ayrı hikaye. Ama bu hemen olmadı, çabuk olmadı. Tabii bir kölelik ruhu var. O sertifikayı müthiş bir angaryaya katlanarak kazanmışım. O sertifika bana işte daha prestijli ve bol maaşlı işlerde çalışma imkanı verecek. Bütün bunlardan vazgeçmem 1-2 yılımı aldı. Ama sonra vazgeçtim ve bugün çok memnunum bunu yaptığıma. Dediğim gibi adını koymamıştım bu nasıl bir cehalet türü diye. Ondan sonra 2013 yılından itibaren ekonomi ve çevre ile ilgili yazılar yazmaya başladım. Yavaş yavaş bu cehaletin adını da koymaya başladım. Ben buna şimdi endüstriyel cehalet veya endüstriyel dogmatizm diyorum.
ekolojik cehaletle veya felsefi cehaletle çok yakın akraba bir kavram. Çünkü felsefe bütünü sorgular, bütünü görmeye çalışır. Bir iş yapıyorsam niye yapıyorum? Veya ben varsam niye varım? Resmin bütününü görmeye çalışır. Endüstriyel düşünce ise bunun antitezi. Yani dar bir konuya odaklanırsınız, bütünü fazla düşünmezsiniz. O dar işi de başardığınız zaman mutlu olursunuz. Bugünkü konuşmamı böyle kapatayım. Umarım endüstriyel cehalet terimiyle ne demek istediğimi az çok toparlayabilmişimdir.